Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü 26 Kasım 2021 tarihli Euroleague maç tahminlerinde bulunacağız. Tabii ki Euroleague maçları var. Aralarından 3 tane maç Euroleague'den seçtim. 3 tane maçı size vereceğim. Ekstra olarak da akşam oynanacak olan bir NBA maçı var. O NBA maçından da gündüz oynanacak olan, yani akşam üzeri oynanacak olan o NBA maçında kısa yorumunu ve tahminini vereceğim size. Uygun saatte oynanacağı için kombine edebilirsiniz Euroleague maçlarıyla. Onu da vereceğim. Tabii ki ona geçmeden önce dünkü yaptığımız Euroleague videosunun sonuçlarını açıklayacağız. Hızlı bir şekilde. Dünkü videoda yine öne çıkarttığımız maçlar geldi. Ve iyi bir başarı yine sağlamış olduk. 4'te 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Bir maçımız sadece gelmedi. İlk verdiğimiz CSKA Moskova Bayern München. CSKA Moskova yener demiştik. 1.30 oranından zor da olsa CSKA Moskova yenmeyi başardı son dakikalarda. İkinci maçımız Fenerbahçe Beko Anadolu Efes. Burada da Anadolu Efes'i alabilirsiniz. 1.50 gibi güzel orandan rahatlıkla yener. Kötü başlamalarına rağmen sonra toparlayıp zorlansalar bile yine de sonda başarıya ulaştı Anadolu Efes. Etkili bir şekilde oynayan Fenerbahçe karşısında yine de yenmeyi başardılar. Larkin'in çok etkili oyunuyla, bakmışsınızdır, izlemişsinizdir, biliyorsunuzdur. Anadolu Efes az sayıyla da olsa kazanmayı başardı. Bu da gelmiş oldu. Üçüncü maçımız Alba Berlin Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv kazanır demiştik. Ama Alba Berlin yine evinde etkili oynayarak kazanmayı başardı. Son maçta, dördüncü maçta da Baskonia Real Madrid. Real Madrid ne yapar ne eder, kazanır bu maçı. İspanya derbisinde onlar da farklı bir şekilde kazandılar. Tabii ki oyuncu kalitesiyle beraber arada bir büyük fark vardı. Böylelikle 4'te 3 yaptık. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve tabii ki kazanan arkadaşlardan bu videoda da beğeni atmalarını, yorum yazmalarını, bu videoda da 100 beğeniye çıkarsak seviniriz arkadaşlar. Hemen hızlıca, fazla zaman kaybetmeden bugünkü videoya, bugünkü maçlara geçelim. 26 Kasım 2021 tarihli Euroleague maçlarda ilk maçımız Fransa derbisi olacak. Monaco-Lyon maçı. Monaco kendi evinde etkili oynuyor. Dışarıda etkisiz oluyor. Oynuyor genelde. Lyon da aynı şekilde. Ama son zamanlarda Lyon'da birkaç sakatlık olduğu için, performansları da düştüğü için daha düşük performans sergiliyorlar. Monaco'da ise sabit gidiyorlar. Kendi evlerinde güzel maçlar kazanıp dışarıda kaybetmeye devam ediyorlar. Bu da kendi evinde oynayacakları Monaco tabii ki biraz daha favori bu maçta. Ama Lyon her an her şeyi yapabilir. O yüzden burada ben tarafa gitmiyorum. Monaco kendi evinde genelde 80 üzeri 90 sayılar atabilen bir takım. Lyon da aynı şekilde fazla sayılar atabilen bir takım. Ona göre cevap verebilen. Burada bu Fransa derbisinde size önereceğim daha sağlam olarak benim öngördüğüm üst arkadaşlar, toplam sayı baremin üstü 157 sayının üstünü 1.60 gibi güzel orandan rahatlıkla oynayabilirsiniz. Burada 80-90 sayılara Monaco ile Lyon ikisi de ulaşabilir. O yüzden etkili bir maç, heyecanlı bir maç olacak ve bu baremler aşılacaktır. 157 sayının üstünü rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki Monaco'da Mike James'i deneyebilirsiniz 14 sayı üstünde atmasını. Ve Lyon'da her zaman olduğu gibi Eliokobo yine 16 sayının üzerlerine çıkacaktır bu maçta. Etkili oyun sergileyecektir. Onu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız etkili bir derbi niteliğinde bir maç olacak. Armani Milano Olympiakos. Bu yıl Milano çok etkili oynuyor. Şu anda liderliklerini sürdürüyorlar. Son maçta yenilmelerine rağmen Olympiakos da aynı şekilde bu sezon daha etkililer. Daha iyi kadro kurdular. Bazı maçlarını kazanmaya devam ediyorlar. Tabii ki üst sıralarda tutunmaya devam ediyor. Playoff'un adaylarından biri. Hatta Final Four'a da kalabilirler. Aynı şekilde Milano'da. Milano kendi evinde tabii ki Olympiakos karşısında daha etkili oynayacaktır. Geniş kadrosuyla beraber Milano'nun Olympiakos karşısında kısa rotasyonunda önde, uzun rotasyonunda yine biraz önde de sayabiliriz. Ya da berabere sayabiliriz. Uzun rotasyonunda Karl-Heinz
Yaşlı olmasına rağmen çok etkili oynuyor Milano takımında. Olympiakos'ta da tabii etkili uzunlar var. Ama Milano kendi evinde Nicolò Melli'nin liderliğinde tabii ki Sergio Rodriguez orada, Siobhan Shields orada, Datome eski Fenerli, Datome ile Melli önderliğinde Milano daha tecrübeli takım, daha kombine oynayan bir takım. Milano kendi evinde Olympiakos'u yenecektir. 1.40 orandan Milano'nun galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Olympiakos da kendini bırakmayacaktır. Zor bir maç olacaktır. Ama yine de Milano kazanacaktır. 1.40 gibi orandan kullanabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince az önce de belirttiğim gibi Nicolò Melli bir yerlere kadar liderlik yapıyor bu takıma. Ve Nicolò Melli'den yine bir 8 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Yani bir 10 sayı civarlarına çıkacaktır Nicolò Melli bu maçta. Olympiakos'ta ise Tyler Dorsey 11 sayının üstünde atmasını bekliyorum. Bu maçta Tyler Dorsey'nin üçlükleri girerse, etkili bir şekilde oynarsa zaten Olympiakos'un kazanma şansı olacaktır. Tyler Dorsey de 11 sayının üstünde atacaktır. Onu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Barcelona-Jalgiris maçı. Barcelona kendi evinde ligin neredeyse en zayıf takımı diyebileceğimiz, en zayıf kadrosu diyebileceğimiz Euroleague'in Jalgiris karşısında oynayacak. Bu Jalgiris Fenerbahçe'yi gerçi kendi evinde yendi. Son 2 maçtır kazanıyor. Ama genelde bakılınca Euroleague'in en zayıf kadrosuna sahip takım. En düşük seviyede olan takım sayılıyor. Tabii ki Barcelona kendi evinde Jalgiris'i acımayacaktır. Barcelona'nın hedefi yine liderlik, yine playoff, hatta şampiyonluk bu yıl. Ama takımları uygun oyunculara sahip, defansif olarak etkili oynuyorlar. Bu maçta farklı kazanacaklardır Barcelona. Barcelona'nın galibiyetini en az bir 4.5 handikaplı, en az bir 5 sayı farkla alabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen burada 10 sayı farka da gidebilir. Ama en az bir 5 sayı farkla Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum. 1.30 gibi orandan daha sağlam olarak kullanabilirsiniz İsterseniz arkadaşlar. Barcelona bu maçı ne yapar ne eder kazanır. Farklı bir şekilde kazanacaktır. Alabilirsiniz İstediğiniz handikaptan. Oyuncu yüz baremlerinde Brandon Davis'i deneyebilirsiniz. Barcelona'da 11 sayı üstünde atmasını deneyebilirsiniz. Jalgiris'ten bir oyuncu belirtemeyeceğim. Çünkü öne çıkan parlayan oyuncular orada fazla değil. Sadece Barcelona'dan Brandon Davis'i öne çıkartıp onu deneyebilirsiniz söylüyorum. Geliyoruz 4. maça. Dediğim gibi 4. maç NBA'den olacak arkadaşlar. Erken maçı çekilmiş olan Los Angeles Clippers Detroit maçı. O biraz erken maç olacak. Aşağı yukarı Barcelona ile aynı saatte. Türkiye saatiyle 11.30'da, Almanya ile 21.30'da başlayacak olan bu maç. Los Angeles Clippers Detroit maçı. Tabii ki burada Isaiah Stewart cezasını çekti. Dönmesi bekleniyor. Jeremy Grant ve Kate Cunningham iyi bir ikili oluşturdular. Detroit'ta etkili oynuyorlar. Tabii ki Los Angeles Clippers kendi evinde Paul George'un liderliğinde ve diğerlerinin yardımıyla beraber Reggie Jackson, Eric Bledsoe ve Ivica Zubac gibi oyuncuların yardımıyla beraber Serge Ibaka da yavaş yavaş oynamaya, birkaç dakika süre almaya başladı. Bu maçta da biraz oynama ihtimali var. Los Angeles Clippers dediğim gibi Detroit'ta karşı kendi evinde izin vermez, kendini bırakmaz. Hatta farklı bir şekilde kazanabilir. Paul George'un liderliğinde iyi bir şekilde iyi bir galibiyet alacaktır Los Angeles Clippers Detroit karşısına. Detroit bazı maçları kazanabilir, bazı maçlarda etkili oynayabilir. Ama dışarıdaki maçlarda biraz etkisiz kalıyorlar. Burada Los Angeles Clippers'ın en az bir 4.5 handikaplı, yani kazanmasını en az bir 4.5 handikaplı Los Angeles Clippers galibiyetini alabilirsiniz. 1.40 gibi güzel orandan. İsteyen burada daha yüksek handikapa da gidebilir. Ama ben en azından bir 4.5 handikaplı, yani 5 sayı farklı Los Angeles Clippers bu maçı yenecektir. 1.40 orandan alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince burada Paul George 26 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Takımına liderlik yapıp 30 sayı civarlarında atıp yine maçı kazandırmaya çalışacaktır. Kazandıracaktır Paul George. Karşı tarafta Detroit'te ise Jeremy Grant'ın 19 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Jeremy Grant olası bir trade olasılığı olduğu için iyi maçlar çıkartmaya başladı. İyi etkili oyunlar çıkartmaya başladı. Fazla sayılar atıyor. Neredeyse her bir maç kendini gösteriyor.
olası bir trade şansı yakalamak için daha güçlü bir takıma gitmek için bunu yapıyor gibi gözüküyor ve gidecektir gibi de gözüküyor arkadaşlar. O yüzden burada Jeremy Grant'ın da üstünü rahatlıkla alabilirsiniz. 19 sayı üstünde atmasını. Böyle yaptığımız 4 maç takviminden sonra yine öne çıkartacağımız ikili vereceğiz. Tabii ki 3 tane EuroLeague olmak üzere 2 tane de 1 tane de NBA olmak üzere vereceğimiz maç. Sağlam olarak size vereceğimiz maç arkadaşlar. İlk maçımız tabii ki Milano Olympiakos maçı. Bu zor maç olsa bile olmasına rağmen burada Milano'nun galibiyetini size öneriyorum sağlam olaraktan. 1.40 oranından Milano, Armani Milano ne yapar ne eder kendi evinde Olympiakos karşısında kazanır. Daha iyi etkili bir şekilde oynayarak daha geniş kadrosuyla beraber kazanacaktır. 1.40 oranından Milano'nun galibiyetini sağlam olarak alabilirsiniz. Ve ikinci maçımız NBA'den tabii ki Los Angeles Clippers Detroit maçında. Dediğim gibi Los Angeles Clippers en az bir 5 sayı farkla Detroit'u yenecektir. Bu da 1.40 oranından bunu da alıp kullanabilirsiniz. Böyle bir ikili yaparsanız aşağı yukarı yine 1.80-1.90 civarında oran oluşturmuş olursunuz. Ve iyi bir şekilde kazanmış olursunuz arkadaşlar. Üçlü yapmak isteyen burada Barcelona'yı genellikle ekleyebilir. İsteyen Monaco Lyon'un üstünü de ekleyebilir. Karar sizindir. Üçlü yapmak isteyen üçlü de yapabilir arkadaşlar. O zaman 3 civarında 2.53 civarında oranlara ulaşmış olur. Herkese bol şanslar, bol kupon başarıları diliyorum. Umarım yine bu videoda da bugün de iyi bir şekilde kazandırırız ve kazanırız arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Daha çok paralar kazanacağız, daha çok ileri gideceğiz. Bizi desteklemeye devam edin. Elimizden geldiği kadar biz de sizi desteklemeye, yardımcı olmaya, tahminlerimizi vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın, başarılar.